Çilem Doğan. Bu ismi hatırlayacaksınız ve bu fotoğrafı da hatırlayacaksınız. Çilem Doğan kendisine işkence yapan, fuhuşa zorlayan, evli olduğu erkek tarafından bu duruma maruz bırakılmıştı ve bu kişiyi öldürdü. Yani Hasan Karabulut'u öldürdü. Sonrasında müebbet hapisle yargılanıyordu Çilem Doğan ve 15 yılda ceza aldı. Yargıtay tarafından cezası kesinleşene kadar 50 bin lira kefaletle de serbest kalmıştı. Kamuoyuna mal olmuş bir davaydı biliyorsunuz. Birazdan avukatı bizimle birlikte olacak ve Çilem Doğan'ın Tele1 ekranlarına, Tele1 izleyicilerine özel, bizlere özel göndermiş olduğu bir ses kaydı var. Onu dinleteceğim. Ama önce bir ne oldu onu aktaralım. Çilem Doğan'ın cezası onandı. Yani tekrardan cezaevine girecek. Tutuksuz yargılanıyordu Çilem Doğan. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Çilem Doğan'a verilen 15 yıllık hapis cezası kararını onadı ve tekrardan cezaevine girecek. Birazdan avukatı bizimle birlikte olacak dedik ama bize özel yollamış olduğu bir ses kaydı var. Hep birlikte onu bir dinleyelim. "15 yıl cezayı onayarak Çilem Doğan'ı hapsetmediniz. Siz 8 yaşındaki bir çocuğu ve dünyadaki tüm kadınları hapsettiniz. Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Yine bizi yanıltmadı. Biz kadınlar kirpiğimiz yere düşmesin diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kızım Mirasu, siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak, bütün kadınları dayanışmanın sıcaklığıyla kucaklıyorum." Peki çok kısa bir mesajdı Çilem Doğan'ın mesajı. Bir kez daha dinleyelim. Bir kez daha dinleyelim ve avukatı da birazdan yayınımızda olacak. Sevil Aracı bizimle birlikte olacak. Hep birlikte bir kez daha dinleyelim. 30 saniyelik bir ses kaydı. Dinleyelim efendim. 15 yıl cezayı onayarak Çilem Doğan'ı hapsetmediniz. Siz 8 yaşındaki bir çocuğu ve dünyadaki tüm kadınları hapsettiniz. Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Yine bizi yanıltmadı. Biz kadınlar kirpiğimiz yere düşmesin diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kızım Mirasu, siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak, bütün kadınları dayanışmanın sıcaklığıyla kucaklıyorum." Evet. Tekrardan cezaevine girecek olan Çilem Doğan kızını da kadın mücadelesine emanet ediyor aslında. Şimdi avukatı Sevil Aracı bizimle birlikte. Sevil Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Öncelikle nasıl yorumluyorsunuz bu kararı? Anlatır mısınız lütfen bize? Biz bu kararı tabii ki çok yanlış buluyoruz. Yani zaten tüm yargılama boyunca ifade etmiştik. Dosyada meşru müdafaanın olduğunu ispatlayan pek çok delil vardı. Çilem kısa süren 2,5 yıllık bir evlilik içerisinde çok ağır derecede şiddete maruz kalmış bir kadındı. Ve dosyamızda tam 9 adet koruma kararı vardı Çilem'in şikayetleri sonucunda alınmış. Hasan Karabulut hakkında Çilem'in yine şikayetleriyle açılmış 4 tane dava vardı. Bir tane soruşturma sürüyordu. Boşanma davası açmıştı Çilem. Yine Hasan Karabulut'un tehditleri yüzünden geri çekmek zorunda kalmıştı davasını. Yani dosyada Çilem'in şiddet gördüğü her şekilde belgelenmişti. Yani ağır derecede şiddet gördüğü ve olay gününe ilişkinde zaten Çilem'in anlatımlarının doğru olduğu, mahkeme sırasındaki alınan ifadelerden ve örtüşen delillerden çok açık biçimde bizce anlaşılıyordu. Buna rağmen mahkeme ne yazık ki meşru müdafaayı değil, sadece haksız tahriyi kabul ederek Çilem'e 15 yıl ceza vermişti. Yargıtay duruşmasında şimdi de 15 yıl mı cezaevine girdiğinde 15 yıl mı yatacak? 15 yıl ceza Yargıtay tarafından onanmış oldu. Ama tabii infaz hükümleriyle birlikte bunun yatar hesabı farklı oluyor. Daha az oluyor. Ama neticede verilmiş olan ceza 15. Anladım. Bağlantımız da zayıflıyor zannediyorum Sevil Hanım. Beni duyabiliyor musunuz? Peki. Teşekkür edelim Sevil Hanım'a.